Okey arkadaşlar merhabalar. Hazır bugünlere herkes evdeyken ben de sizinle bir idman videosu paylaşmak istedim. Bugün şınav hakkında konuşacağız. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz şınav hareketi çok popüler. Herkesin bazen birbirlerine işte ya sen kaç tane şınav yapabiliyorsun, kaç şınav basabiliyorsun falan. Şınav hareketini sürekli yaparsanız bir yerden sonra artık böyle 20 tekrar, 30 tekrar, 50 tekrar falan yapmaya başladığınız zaman şınav bir yerden sonra etkisini, faydasını yitirmeye başlıyor. Örneğin bence bir insan 50 şınav yapabiliyorsa zaten bunu 100-150'ye çıkarmasında çok büyük bir fayda görmeyecektir. Özel bir ihtiyacı veya özel bir hedefi yoksa tabii ki. Ve kanımca zaten bir yerden sonra artık böyle aynı hareketi tekrar tekrar yapmak sıkıcı da olabilir bir aşamadan sonra. O yüzden bugün sizinle özellikle şınav hareketini böyle çok tekrarlı, çok güzel şekilde yapabilen arkadaşlar için veya öyle değilse bile en azından yaptığınız şınavdan daha çok fayda edinebilmek için kullanabileceğiniz 5 tane yöntemden bahsedeceğim. Tabii şınava başlamadan önce birkaç küçük detaydan bahsedelim. Çünkü bunlar sizin güvenliğiniz için önemli. Hem size göstereyim hem de açıklayayım aynı zamanda. Şınav çekerken dikkat etmeniz gereken birkaç tane önemli detay bence. Birincisi omuzlarınızı biraz daha şöyle arkaya doğru yuvarlayıp göğsünüzü öne çıkarıp dirseklerinizi içeri doğru kırmanız. Şimdi şınav yaparken zaten bu tavsiyeyi sık sık duyarsınız. İnsanlar genelde çok açarlar ellerini, çok rastgele aşağı inerler vesaire. Bunu tabii dediğim gibi daha uzman arkadaşlar veya özel hedefi olan arkadaşlar kafalarına göre ayarlayabilirler. İşte ben yok daha çok açıyorum, daha kapıyorum vesaire gibisin ama özellikle bu tarz özel amaçlarınız yoksa omuzlarınızı biraz geriye çekip gözünüzü öne çıkartıp dirseklerinizi içeri doğru kapamanız özellikle bizim rotator dediğimiz bu omuzdaki küçük kasların sağlığı için bunların gereksiz yere sıkışmaması için önemli bir detay. Göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani böyle rastgele ellerinizi yere koymak yerine biraz daha şu şekilde bakın. Omuzlar geriye soketlerine oturacak şekilde bu tarz bir duruşla hareket yapmanız çok daha faydalı olacaktır. İkincisi de kalçanızın ve genel vücudunuzun durumu. Yine şınav hareketi yaparken mümkün mertebede ben şunu yapmanızı tavsiye ederim. Poponuz çok aşağı inmeyecek yani çok yukarı çıkmayacak. Gördüğünüz gibi yani vücut elden geldiğince düz, gereksiz kıvrılma falan yok. Omuzlar soketine oturmuş şekilde. Genel olarak bu detaylara dikkat ederseniz bir de belki ellerden bahsedebiliriz. Mümkün mertebede ben yine tavsiye ederim. Elinizin sadece bir genelde insanlar ellerini yere koyduğu zaman ve ittirmeye başladığı zaman genelde bu tarafları kullanırlar ve elin içi yere bazen değmez, havaya kalkar falan. Mümkün mertebede benim size şimdiden alışmaya çalışmanız gereken ufak bir detay. İşaret parmağı ve orta parmağın eklemlerini de yere basmanız. Böylece elinizin bütün alanları yere temas eder. Bütün kaslarınızı daha efektif şekilde kullanabilirsiniz vesaire. Bu detayları konuştuktan sonra gene şimdi size bugün bahsetmek istediğim 5 tane şınav varyasyonuna geçelim. Dediğim gibi zaten artık şınavı böyle çok tekrarlı yapabiliyorsanız veya aynı hareketi yapmaktan sıkıldıysanız yaptığınız şınav hareketini hem daha kullanışlı veya o ana kadar kullandığınız şekilden daha farklı bir şekilde kullanışlı hale getirmek istiyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Birincisi arkadaşlar daha stabiliteye yönelik bir idman şekli. Yani bu ne demek? İttirmek veya negatif yapmak yerine sadece tutmak şu şekilde. Yani kaslarımızı, vücudumuzu stabil durmaya, sabit durmaya alıştırıyoruz ki bunun da faydaları var. Bu da gücünüzü arttırır ve stabilite de zaten bir yerden sonra çalışmayı unutmamanız gereken bir çeşit idman şeklidir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Fakat tabii yani bu şekilde idman yapmak bir yerden sonra sürekli yapıp tutabildiğiniz kadar tutmak yerine buna bazı ekstra detaylar eklemeniz. Mesela örneğin mountain climber, dağ tırmanışı tarzı hareketler. Öyle değil mi? Bacaklarımı da harekete ekleyerek bir taraftan da kondisyon çalışmış oluyorum mesela. Veya yine aynı şekilde yavaş bir şekilde çalışarak örneğin atıyorum bacaklarımı işte dirseğime değdirme, gelirim belki omzuma çekme, burnuma değdirmeye çalışma vesaire. Yine alt vücut mobilitesi çalıştığım, hem kollarımı aynı zamanda güçlendirdiğim hem de aynı zamanda esnekliğimi, mobilitemi veya işte karın kaslarımı, bacak kaslarımı vesaire çalışabileceğim. Bu çeşit detaylar eklemem mümkün. Şınav hareketini biraz daha böyle stabilite çalıştığım bu egzersizi biraz daha çeşitlendirebilmem mümkün. İkinci yapabileceğim bir şey zaman aralıklarıyla oynamak. Bu ne demek? Şimdi şınavı 4 parçaya bölersek. Başlangıç,
itiş, itişin son geldiği nokta aşağı iniş. Bu şekilde dört parça ayırırsak bunları sürekli hızlı hızlı yapmak yerine bunları biraz parçalayıp parçalara bölüp her aşamada harcadığım zaman üzerinde biraz oynayabilirim. Bu ne demek? Örneğin aşağı inip yukarı itmek yerine aşağı 3 saniyede iniş, aşağıdayken 3 saniye duruş, yukarı 3 saniyede itiş, yukarıdayken 3 saniye tutuş. Veya örneğin siz atıyorum daha çok negatifi geliştirmek istiyorsunuz. Yani aşağı iniş yaptığınız o bölümü. O zaman şunu yaparsınız. Aşağı iniş 3 saniye, sonra yukarı tekrar. Aşağı iniş 3 saniye, bekleme yapmadan yukarı, sonra aşağı iniş tekrar. Bunu detaylandırabilirsiniz. Eğer bunu nasıl detaylandıracağınızı bilmiyorsanız 3 saniyelik periyotlar halinde yaparsınız önce. Daha sonra 4 saniyelik yaparsınız. Daha sonra 5 saniyelik yaparsınız. Ve göreceksiniz eğer örneğin 5 saniyelik 4 periyotla bir şınav yaparsanız bu tarz bir şınavdan örneğin 5 kere, 6 kere, 7 kere falan yaparsanız şunu göreceksiniz. Yani belki de yaptığınız 30 tane hızlı şınavdan çok daha efektif olacak. Çok daha kaslarınızın yandığını hissedeceksiniz. O pump'ı hissedeceksiniz. Ben bu tarz çalışmayı örneğin çok seviyorum. Örneğin benim sevdiğim varyasyonlardan bir tanesi şu şekilde. Diyelim aşağıdan başladım. Yukarı doğru itiyorum. İşte 4 saniye örneğin. Ama yukarı geldiğim zaman burada durmaktansa biraz daha itiyorum. Sanki karga pozunda veya kedi pozunda olduğu gibi sırtımı böyle biraz daha şişirip itebildiğim kadar itmeye çalışıyorum. Ondan sonra tekrar normal şınav pozisyonunda aşağı iniş, bekleyiş, yukarı çıkış ama yukarıdayken sırtı şişirerek biraz daha itmek. Böyle olduğu zaman kaslarımı, omuz ve göğüs kaslarını daha çok aktive edebiliyorum. O yüzden ben bu şekilde seviyorum ama siz yine dediğim gibi kendiniz bu şekilde oynayabilirsiniz. Bununla periyotlandırma diyelim, zamanla oynama. Üçüncü bir uygulayabileceğiniz yöntem daha patlayıcı gücünüzü geliştirmeye yönelik. Bu nasıl olacak? Bunları şöyle yapacaksınız. Yani aşağı inişler falan o kadar önemli olmayacak ama yukarı itiş yaptığınız zaman elinizden geldiğince patlayıcı olmaya çalışacaksınız. Şimdi bunun ne faydası olur? Bana bazen işte soruyorlar hani güç idmanı nasıl yapabilirim diye. Şınavı güç idmanı olarak çalışmak istiyorsanız bunu yapmanız mümkün örneğin. Bunu şöyle yapacağız. Ben yine dizlerin üstünde yapacağım şimdilik. Aşağı indik normal ama yukarı çıkarken bum itebildiğin kadar hızlı iteceğim. Aşağı normal inebilirsiniz, yavaş inebilirsiniz ama yukarı iterken bum yapabildiğiniz kadar hızlı. Aşağı iniş bum hızlı. Anlatabildim mi? Tabii bunu bir yerden sonra daha çok mesela öyle bir iterseniz ki kendinizi havaya kalktıktan sonra bir alkış yaparsınız mesela. Ellerinizi yere değdirirsiniz, kollarınızı havaya kaldırırsınız vesaire. Tabii bu işin daha sonrası. Önemli olan ne? Yukarı itiş yaptığınız zaman elden geldiğince patlayıcı şekilde yapmak, bu şekilde patlayıcı kuvvetimi geliştirmek veya patlayıcı kuvvetimi kullandığım durumlar değil, kondisyonumu geliştirmek. Yani yapabildiğim kadar çok tekrar yapmak, patlayıcı güç kullanarak. Ve bu konudaki kondisyonumu geliştirmek. Kullanabileceğim dördüncü bir yöntem farklı şınav varyasyonları kullanmak. Farklı el pozisyon varyasyonları kullanmak. Bu ne demek? Bunu da yapmanızı mutlaka öneririm. Ellerimi farklı pozisyonlara koyarak özellikle göğüs kaslarımın veya omuz kaslarımın farklı yönlerini çalıştırmak. Göğüs kaslarımın daha iç kısmına odaklanmak istediğim zaman ellerimi bir elmas gibi yapıp yere koyup buna odaklanabilirim. Örneğin şöyle. Benim en çok sevdiğim 4 kombinasyon mesela. Birincisi kapalı, elmas şeklinde. İkincisi normal. Üçüncüsü açık. Dördüncü de belki de mesela tek el. Açığı yaparken arkadaşlar çok düşünmenize gerek yok. Yani bilekleriniz çok rahatsız olmadığı sürece parmaklarınızı biraz oynatabilirsiniz içeriye dışarıya. Ama yine aynı konsepti düşünerek omuzlardaki ve göğüsteki yapabilirsiniz. 4'er 5'er tekrarla yapıp 15'lik bir set yaparsınız veya işte 12'lik bir set yaparsınız. Veya kafanıza göre şekillendirebilirsiniz. Örneğin dersiniz ki ben içeriği daha çok çalışmak istiyorum. Onu 10 kere yapacağım ama ondan sonra olanları 3'er 4'er kere yapacağım vesaire vesaire. Çeşitlendirebilirsiniz. Bugün paylaşmak istediğim son bir yöntemdi arkadaşlar. Artık normal şınav kaslarının daha farklı bölgelere odaklandığımız şekillere sokmak şınavı. Bu ne demek? Bu şekilde şınav pozisyonu geldikten sonra kalçayı geriye itip, yani kalçayı iyice geriye oturtup sonra bir de yukarı doğru değil de ileri doğru itmek. Ve bunu yaparken kol kaslarından ziyade bacaklara daha çok odaklanmak.
Ben bunu yaparak örneğin... Mesela ben bunu yaparak kol kaslarını az yani şimdi bacak kaslarımı da güçlendirmiş oluyorum. Hatta bacak kaslarını daha çok kullanmış oluyorum. Bakın bir daha göstereyim. Geriye geldikten sonra seviyemi yerden seviyemi çok değiştirmeden direkt yukarıya itmek. Bunu yaparken elden geldiğince bacaklarınıza odaklanmanız gerekiyor tabii. Veya göğüslerime değil de omuzlarıma daha çok odaklanmak için. Bunu yapmak için ne yapabilirim? Komple açıyı değiştirebilirim. Örneğin neredeyse amuda kalkar gibi. Öyle değil mi? Daha sonra mesela buradan dışına, buradan bazı press hareketleri deneyebilirim. Vesaire vesaire. Yani yapabileceğiniz çok şey var. Bu anlattığım şeylerin de başka varyasyonları var. Ama bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz yani. Komple şınav pozisyonunda başlayacağız. Ama öyle bir değişiklikler yapacağız ki şınav pozisyonunu yapıyor olmama rağmen başka bölümlerimi çalıştırıyorum vücudumu. Anlatabildim mi? Tabii daha çok varyasyon var kullanabileceğiniz. Örneğin şınavı ağırlıklarla yapmak var. Özellikle ağırlık yeleğiniz varsa, üstten birisi size bastırırsa vesaire gibi. Veya lastiklerle yapmak var vesaire vesaire. Bunu çok çeşitlendirebiliriz ama işte size böyle 5 tane örnek olmuş olsun. Benim çok sevdiğim varyasyonlar ve dediğim gibi yani şınav nereye kadar yapacaksınız? 30, 50, 100 tane yaptınız zaten bir yerden sonra. Ki zaten sayı artmaya başladıkça genelde şınav kalitesi biraz düşer. Zaten önemli olan da o. Onun için bu varyasyonları yapıyoruz. Yani kalite yaptığımız tekrardan daha önemli. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer sorularınız olsa mutlaka aşağıdan sormayı unutmayın. Eğer videolarımızdan hoşlanıyorsanız arkadaşlar lütfen beğenmeyi, yorum atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hatta arkadaşlarınıza da bizden bahsetmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşmamıza yardımcı olun vesaire. Gerçekten bize çok faydası var. Maksat zaten elimizden geldiğince çok insana faydalı olabilmek. Bütün olay bu yani. Neyse arkadaşlar hepinize selamlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.